Ben Süleyman Gönül Kırmaz, ziraat mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel ilgi alanım. Bugünkü konumuz tıbbi naneler. Şimdi tıbbi nanelerin içerisinde neler var? Bize nasıl yardımcı olur? Tıbbi nanenin demlenmesi nasıl olur? Günlük alacağımız doz nedir? Bu nanenin zararlı noktaları var mı? Haydi başlıyoruz. Şimdi özellikle şunu belirteyim. Nane ile ilgili sizi kimyaya boğmayın. Ama yine de basit olarak anlatmak istiyorum. Nanemiz potasyum olarak yüklüdür. Aspartik asit yoğundur. Linoleik asit de son derece içinde yeter miktarda vardır. Ama naneyi nane yapan sinol ve mentol yağlarıdır. Bunun yanında C vitamini, bakır ve kalsiyumdan magnezyuma kadar mineraller vardır. Endüstri kimyası naneyi çok sever. Özellikle diş macunu, tıraş jeli, sakız, şeker ve nefesimizin kokması ile ilgili olayları sönümleme ile ilgili de bununla ilgili son derece çok farklı endüstri ürünler kullanmaktadır. Nanenin diğer bir özelliği de safra ve karaciğere problemlerine yardımcı olmasıdır. Safra akışını iyi derecede artırmaktadır. Özellikle mentol, içerdiği mentol yağı sindirimi kolaylaştırmakta ve krampları hafifletmektedir. Nanenin diğer bir özelliği de ishale son derece iyi gelen bir bitkidir. Soğuk algınlığı durumunda evde bulundurabileceğimiz en iyi bitkilerden bir tanesi de uçucu yağlarıyla sahip olan nanedir. Özellikle kendisinin uçucu yağları hem balgam söktürmede hem de iltihabı önlemede iyidir. Nanenin bir özelliği de uyarıcıdır. Zihni son derece açar. İshali azaltır. Özellikle boğaz ağrısı ve nefese bağlı durumları iyileştirmede son derece başarılı bir bitkidir. Nanenin nefes yollarına güzel bir katkısı vardır. Nanenin bir özelliği de yaprakları kullanmaya başladığı zaman çiçek açsa bile yine de naneyi kullanmaya devam ederiz. Şimdi gelelim en basit gibi gözüken ama en kritik aşamaya. Naneyi biz nasıl demlememiz gerekir? Uçucu yağlarından dolayı nane son derece naziktir. 2 su bardağı sıcak su kaynadıktan sonra tamamen altını kapatıyoruz. Üzerine 2 çay kaşığı nane koyuyoruz. Ve yağlarındaki kokunun ve aromanın uçmaması için kapağını kapatıyoruz. Sadece 3 dakika beklediğimiz zaman en güzel nane çayını demlemiş oluruz. Şimdi şunu da belirtelim. Birçok videolarda gördüm. Nane, limon, ev ilacı. 5 video seyrettim ama 5'inde de durum gerçekten hatalı. Nane ve limonun demlenmesi şu şekildedir. Önce nane ile limonu beraber bir cezveye ya da çaydanlığa koyamayız. Koyduğumuz limonu doğrayıp fokur fokur kaynatmamız lazım ki nane olmaksızın. Daha sonra kapattıktan sonra naneyi koyup demlemesini beklememiz lazım. Yani limonu önce kaynatıyoruz, altını söndürüyoruz. Daha sonra naneyi koyup beraber çok güzel yudum yudum içiyoruz. Nane, limon en güzel karışım ve demleme şekli budur. Nanenin bir özelliği de nane aslında her gün içilmez. Haftada 4 gün ya da sindirim ve yukarıdaki saydığım unsurlara bağlı bir sorun olduğu zaman nanenin demlenmesi güzeldir. Şunu belirtebilirsiniz. Ot adamı güzel anlattın da sadece bunu biz demleme olarak mı içebiliriz? Hayır. Naneyi baharat olarak kullanabiliriz. Yaş olarak kullanabiliriz. Kuru kullanabiliriz. Salataların üzerine koyabiliriz. Tencere yemeklerinin üzerine ekleyebiliriz. Nanenin bu yönde son derece kullanma özelliği vardır. Şimdi bahsettik de bu nane daha başka ne işlemlere yarar? Nane potasyumdan dolayı tansiyonu düşürür. Yağı kullanıldığı zaman saçı uzatır. Nane çayının beraber en son banyoda durulama suyuna da çok rahat kullanabiliriz. Hamilelerde en güzel çay naneyi yalnız demleme değil, naneyi nane, limon ve ıhlamurla beraber üçlü olarak demlediğimiz zaman en güzel çayı hamile kadınlar için elde etmiş oluruz. Nanenin diğer bir özelliği de kadınların dönemsel ağrılarına iyi gelir. Aynı zamanda
gece belli bir saatlerde dişle ilgili bir sorunumuz olduğu zaman ağrılarda nanenin yaşını 3-4 tanesini ezip dişimize koyabiliriz. Ya da nane çayını daha yoğun olarak demleyip ağzımızda gargara edip bekletebiliriz. Bu da o anlamda iyidir. Aynı zamanda minnacık da nanenin yağını da koyabiliriz. Çünkü nane bu anlamda güzeldir. Ciltte oluşabilecek egzama gibi, sedef gibi cilt iltihaplanmalar durumunda nane yağı bunun da en güzel formüllerindedir. Aynı zamanda bu yağı biz akne gibi durumlarda da kullanabiliriz. Şimdi gelelim nanenin kurutulmasına. Naneyi tek tek yaprak olarak alıp bir bez ya da beyaz bir bez olabilir, beyaz bir kağıt olabilir, herhangi bir folyo kağıt olabilir. Bunu gölgeli biraz da rüzgar akışının olduğu yerde kurutmamız lazım. Ben daha çok kuru naneyi yaprak olarak kullanıyorum. Şimdi nanenin sakıncalı olduğu alanlar var mı? Onların zararlarını da sakıncalı olanlarını anlatalım. Nane anne sütüne kolay geçebileceği için özellikle çocuklar anneden süt emerken bunun kokusundan ve tadından dolayı sütü reddedebilir. Diğer bir özelliği de nane yağını sadece cilde uygulamamız lazım. Nane yağını suyla beraber yuttuğumuz zaman bunun beraber yudumlanması da biraz zordur. Ama şunu yapabiliriz. Bu sindirime bağlı bir olay olduğu zaman suyu kaynatıp nane yağını suyun üzerine damlattığımız zaman bunu yine bir buhar olarak aldığımız zaman bizi son derece rahatlatır. Hipokrat nedir bilir misiniz? Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız, ilacınıza yedikleriniz olsun der. Ot Adam'ın kanalını lütfen takip edin. Ot Adam'ın kanalı bilimsel verilerle hazırlanmaktadır. Bildirimlerinizi açın. Size gelen her bir zil ve bildirim sesi sizi hastalık alanından sağlık alanına götürecektir. Sağlıcakla kalın.